Güzel ülkemin güzel şehri Amasya'dan herkese selamlar dostlar. Amasya dört tarafı dağlarla çevrili, harika manzaralara sahip, doğal güzellikleri zengin bir şehir. Özellikle dağ turları arayan bisiklet severler için oldukça keyifli rotalar var. Yaklaşık 6 yıldır Amasya'nın dağlarında bisiklet sürüyorum. Amasya'nın etrafındaki bütün dağlarda bisikletimin teker izi var diyebilirim. Bu sene bu rotaları sizlere tanıtmaya karar verdim. Ben harita mühendisi Mahmut Abit, işte başlıyoruz. Bugün hava oldukça güzel. Baharın ilk ayı, Mart'ın ilk haftasındayız. Termometreler 19 dereceyi gösteriyor. Akdağ'ın güney kolunda Ziyare'yi Boğazköy'e bağlayan dağ yolundayız. Akdos Doğa Sporları Kulübü'nden Zeki abimin dediğine göre buraya Semendo Tepesi de diyebiliriz. Başlangıç için oldukça keyifli, harika manzaralara sahip, çok zorlayıcı olmayan, her yaş grubundan, her seviyeden bisiklet severin tamamlayabileceği ideal bir rota. Daha önce bu turu bazen tek başıma, bazen farklı arkadaş gruplarıyla 6 ya da 7 defa tamamlamışımdır. Bu parkura kimi çıkardıysam gerçekten çok memnun kaldılar. Onlara öncülük etmek de benim için ayrı bir keyifti. Özellikle üniversiteli gençler için bu tarz aktiviteler gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. Parkurumuz toplamda 34 kilometre uzunluğunda. İlk olarak Amasya'nın doğusundan Ziyare kasabasından gölete kadar çıkıyoruz. Göletin arkasından devam eden patika yoldan sola sapıyoruz. Tırmanışın ilk aşaması biraz zor. Bu kısmı doğa yürüyüşü yapar gibi dinlene dinlene yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ama sonrasında bisikletle çok rahat devam edebileceğiniz inişli çıkışlı güzel bir patika yol var. Yolun sonunda ise Duruca Aydınlık yolu üzerinden Boğazköy'e kadar upuzun bir iniş sizi bekliyor. Bu rotayı tersinden de tamamlayabilirsiniz. Boğazköy'den tırmanıp Ziyare'den inmek de oldukça keyifli. Ben bugün bu şekilde yaptım. Boğazköy tarafından tırmandım, Ziyare tarafından ineceğim. Özellikle bu şekilde tercih ettim çünkü arkamda görmüş olduğunuz göl manzarasını birazdan iniş kısmında daha yakından çekme fırsatı bulacağım. O göl manzarasını görmenizi istedim. Daha fazla uzatmadan sizi iniş videomla baş başa bırakmak istiyorum. İlk hafta bu turu seçmek istedim. Sonraki haftalarda farklı turlarla yine karşınızda olmayı umut ediyorum. Hava şartları el verdiği sürece, ömrümüz olduğu sürece Amasya'daki daha önce tamamlamış olduğum bütün turları her hafta sizlere tanıtmak istiyorum. Sizi iniş videomla baş başa bırakayım. Thank you.
buralar biraz kayıyor. Evet. Ve o deminki bahsetmiş olduğum göl. Evet. Ziyere Gölü. Buradan sonrası inişimiz biraz daha hızlanıyor. Bu virajlara çok hızlı giremiyorum çünkü bisiklet altımdan çok çabuk kayıyor, çok kolay kayıyor. Kurplarda rahat dönmeyi sağlayan dever olmadığı için, yani doğal patika yol olduğundan. Ups. Evet, bu şekilde. Eğim aşağıya doğru dönemeçlerde, o yüzden maalesef hızlı dönemiyorum, yavaşlamak zorundayım.
out. Gibi. Evet. Burada minik bir düzlük var. Sonra tekrar hızlanıyor. Köpekler bizi Allah'tan geç fark ettiler ya da uyku zamanlarına denk geldik. Burası bayağı bir kötü. Buralarda yavaşlamak zorundayım gerçekten. Yol bayağı bir tırtıklı. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Of. Şu an kamerada hypersmooth açık olduğu için siz muhtemelen bu sarsıntıları benim hissettiğimin onda biri kadar bile hissetmeyeceksiniz. Bayağı bir sarsıyor gerçekten. Orada kontrolü kaybetmek üzereydim. Son anda toparladım. Ve artık bitti. Evet, artık aşağıya kadar indik. Demek ki yukarıdan gördüğümüz Ziyere Göleti işte burası. Sanırım videoyu artık burada sonlandırabilirim. Dediğim gibi önümüzdeki hafta yeni bir dağ turuyla tekrar karşınızda olmayı umut ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz destek amaçlı çok memnun olurum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.